Mesela Mehmet Ali Birand bugün hayatımız kavga demiş başlıkta. En basit bir tartışma bile kavgaya dönüşüyor. TV'lerde kavga reyting yapıyor. Kavga eden köşe yazarı ünleniyor. Liderler tartışıyor. Artistler, sanatçılar, sporcular herkes kavga ediyor. Kim kimin gözünü oyarsa o konuşuluyor demiş. Aynı şekilde yine Can Dündar da hocam Milliyet Gazetesi'nden aynı bu öfke olmaması sizin söylediğiniz şeyleri tekrarlayan bir yazı yazmış. Rauf Temer yine Hürriyet'ten aynı şekilde sevgi ve saygıdan bahsedin diye şeklinde. Bak hayret bak daha iki gün oldu ben bunu açıkladım. Bir hafta önce de yine açıklamıştım ama daha yeni toparlandılar. Yani çok kapsamın üstüne gidince evet hocam. Bak hepsi samimi olarak demek ki vicdanlarında bir yara hissettiler. Vicdanen suçluluk hissettiler. Bu ehemmiyetli konuyu evet, ele almaya başladılar. Bu bir kere ele alınıp kapatılacak bir konu değil. Bu çok büyük bir bela. Türkiye'nin üstünde çok büyük bir bela, büyük bir dert. İnsanlar birbirinden korkuyor. Yani insanların nelerden korktuğunu herkes biliyor. Yani bizim insanımız belirli meslek gruplarından korkar. Evet. Belirli şeylerden korkar. Yani yıldırılan ve baskı altına alınan bir toplum modelinden şiddetle kaçınmak lazım. İnsanlar korkutmak çok büyük vicdansızlık. Yani korku nefreti getirir. İnsan korktuğundan nefret eder. Ve kinlenir korktuğundan. Yani bilinç altında tarif edilmez bir nefret meydana gelir. Yani bu mesela bu iktidara da yansıyor. Yani insanlar korktun mu bu tip şeylerden kendini kurtaracak kişiyi, kurtaracağını umduğu, az da olsa kurtaracağını umduğu kişiyi iktidara getiriyor. Evet. Mesela Adnan Menderes döneminde halk feci şekilde korkutuldu. Yani acayip üstüne gittiler halkın. Halk ne yapacağını şaşırdı. En sonunda Adnan Menderes'e razı oldular o dönemde. Evet. Yani hiç olmazsa o bizi kurtarır gibi. Çünkü daha ılımlıydı. Daha az acı çekeriz gibisinden onu iktidara getirir. Yoksa Adnan Menderes'i ne tanır halk, ne bilir, ne de yeteneklerini bilir. Yani yetenekli bir insan da değildi. Yani öyle bir olağanüstü yetenekleri olan bir kişi değildi Adnan Menderes. Sadece biraz sevgiyi, biraz şefkati onu da gördükleri için, biraz koruyuculuğu gördükleri için bizi belki korur düşüncesiyle onu iktidara getirdiler. İnşallah. AK Parti'nin iktidara gelmesi sebebi de olur işin doğrusu. Yani İslam'a, Kur'an'a sahip çıkar, Müslümanlara sahip çıkar, korku ortamını daha azaltır düşüncesiyle. Evet. Yani insanlarda çok güçlü bir içgüdüdür korku. En güçlü içgüdüdür. Korkuyu kim kaldırırsa insanlar o tarafa doğru gider. Yani korkuyu şiddeti gösterten, kabadayılığı ortaya koyan, bağırtıyı çağırtıyı ortaya koyan, korkuya korku katacağını, şiddete şiddet katacağını gösterten kişiler sonunda hizmete uğrarlar söyleyeyim. Evet inşallah. Yani bizim milletimiz şiddeti gördü mü o bilinçaltına yerleşir ve asla unutmazlar şiddeti. Mesela bak bize 99'da yapılan uygulamayı bizim halkımız unutmadı. Tabii. Yani sessiz sedasız seyrettiler ama unutmadılar. Ve gümbür gümbür o siyasete yansıdı. Tabii. Ecevit de kaybetti. Efendim öbürleri de kaybetti. Fakat en ziyade etkisi olan kişiler kaybettiler. Evet. İnşallah. İnşallah. Ama hayrettir ya bu yani bu korkuya korku katan, gerilime gerilim katan insan zayıf yaratılmıştır. Ya biz sevgiden, dostluktan, kardeşlikten hoşlanırız. Yani gazeteye baktın mı insanların kanı iliği çekiliyor. Mesela bir konuşmacı çıkıyor, bir bağırıp çağırıyor. İnsanların kanı iliği çekiliyor. İnsanlar şiddetten, dehşetten hoşlanmazlar. Yani şiddetten, dehşetten psikopatlar hoşlanırlar. Yani anormal insanlar hoşlanır. Yani bir çocuğu düşünün siz. Yani şiddet ve dehşet ortamına sokun. Fıtratında yoktur. Nefret eder. Bizi Allah niçin cennete hazırlıyor? Mümin, muttaki olanları. Cennet huzur yurdu, selam yurdu. Biz orada güvenliği bulacağımız için, huzuru, sükuneti, nezaketi, şefkati bulacağımız için, o güvenli ortamın zevkini tadacağımız için bize cenneti Allah teklif ediyor. İnşallah. Biz de dünyada da cennet gibi bir ortam isteriz. Huzur isteriz. Yani bir kere değer verdiğimiz insana güvenmek isteriz. İnşallah. Değil mi? Onun tehlikesiz, saldırgan olmayan bir insan olmasını isteriz. Yani saldırgan insan bugün ona saldıran bir başka gün bana saldırır, bir başkasına saldırır. Yani saldırganın ne zaman ne yapacağını biz bilemeyiz ki. Yani ona saldırır ama bana saldırmaz diyemez bir insan. Tabii. Yani çünkü fıtratında saldırganlık olan illaki saldıracak birini bulacaktır. Ve insanlar kendini güvende görmez öyle bir ortamda. En güzeli şefkattir.
Yani işte benim demek istediğim bu. Yani olay hep din ve maneviyat ve mukaddesat üstünde dönüyor. Evet hocam. Mesela Adnan Menderes'in iktidara gelmesinin sebebi halkın dindar olmasıdır. Başka bir nedeni yoktur. Ve halkın özgürlük ve sevgi istemesidir. Özgürlüğü, sevgiyi, mukaddesatçılığı kim millete sunarsa o iktidar olur. Evet. Onu söyleyeyim. Kim korkuyu, dehşeti, bağırtıyı, çağırtıyı, eziciliği halka gösterirse halk bilinçaltında kinlenir. Ya yani sessiz sedasız bizim milletimizin kini gizli olur. Bir kısmının da açık olur. Bir kısmında hiç olmaz. Ama bu yansır. Tabii. Yani kin derken buğzu, kalbindeki öfkesi. Bizim milletimiz, dikkat edin, çok sessizdir. Tabii. Sakin. Ha, mesela tam diyor ki, diyor, gürül gürül iktidara gelir diyor. Aa, bakıyorsun 0,1 oy vermiş adama. Çok sevildiğini zannediyor o. Yani şiddetle, baskıyla, olay çıkartmakla. Mesela Saadettin Tantan kahraman olduğunu zannetti. Halbuki halkımız bize yaptığını unutmadı Tantan'ın. Ve onu al aşağı etti milletimiz. Tabii. Aldığı oy 0,0 bilmem kaç. İşte bak, karşılığını aldın. O parti kurup bize yaptığı olaylardan dolayı milli kahraman olduğunu zannetti. Milli başka bir şey oldu o. Yani bambaşka bir şey oldu. Ve milletimiz ona haddini bildirdi.